Türkiye'nin sektörel gelişimi açısından en önemli ihtiyaçlarının başında ara eleman ihtiyacı geliyor. Mobilya ve otomotiv sanayi sektöründe çalışacak ara eleman bulunamıyor. Konya Mobilyacılar Sanayi'nde mobilya üretimi yapan marangozlar çalıştıracak eleman bulamadıklarını belirterek artık Suriyelilerin bile bu işi yapmadıklarını söyledi. Şu anda mesela bizim kendi elemanımız yok. İki usta olarak çalışıyoruz. Ha, çocuk arasak bulamıyoruz. Sadece piyasada Suriyeli ve Afgan tarzı kişiler kaldı. Yeni genç neslimiz sadece okulların gönderdiği bir sezonda 2 ay, 3 ay staj olarak gelebiliyor çocuk şekli. Onun harici gelen giden yok. Ha bu ne olur? İlerleyen tarihlerde en son kişilerde biz herhalde, ben öyle tahmin ediyorum. Bizden sonra da yetişen olmadığı için mobilyacı bulamayacaklar, usta bulamayacaklar. Suriyelilere kalır herhalde tahminim. Suriyeliler de bayağı çalışamam da işte bağımlı değiller yani. Çırak yok. Çırak lazım. Herkese lazım, bir bize değil. Marangozlar ara eleman bulmada sorun yaşamalarındaki en büyük sebebin eğitimde 4 artı 4 sistemine geçilmesi olduğunu belirtti. Eleman problemi var. Bu 8 yıllık eğitim çıktıktan sonra zaten yetişen çıraklar da kalmadı. Kalmadığı gibi de şimdi ilk gelen gençler veya çocuklarımız telefondan ne meslek belirleyebiliyorlar, ne bir şey yapabiliyorlar. En ufak bir sıkıntıda işten kaytarıp kaçıyorlar. Gençlere çok zor geliyor. Kolay işe alışmışlar, yatmaya, telefonda oynamaya, kafaları, zihinleri boş olmadığı için bunlar, bu işler zor geliyor, ağır geliyor çocuklar. Okuyacağız diye yetişen yok yani, gelen yok okuldan, şeye gelen yok, sanayiye gelen yok yani, soğuk bakılıyor. Herkes okuma şeyine kendini kaptırdı. Büyük bir ihtimalle okuma dolayından 4 artı 4 artı 4 sisteminin vermiş olduğu. Liseyi bir çocuk 16-17 yaşında bitiriyor. 16-17 yaşından sonra bir çocuğu burada yetiştirmenin ihtimali yok. Çünkü ağaç yaş iken eğilir. Ben 12 yaşında başladım işe. İlkokuldan sonra başladım. Şimdi okuyan gençleri de görüyoruz. Hepsi boş. Boş da. Gençlerin çıraklık yapmayı gözlerinde büyüttüklerini ve zora gelemediklerini söyleyen marangozlar, gidişata bakıldığında gelecekte mesleklerinin tamamen yok olabileceğini ifade ediyor. İşin kolaylığına bakıyorlar. Herkes işin kolayına doğru şey diyor da. Yani bu işleri de bir yapacak birileri lazım ama ilerisi sıkıntı yani. Yaz döneminde ailelerin baskısıyla gelirler. İlk fırsatta da kaçarlar. Neden böyle? Çocuk yatmaya alıştı. Evde bilgisayar var. Cebinde cep telefonu var. Rahatlık. İşte anne baba olarak biz de aman çocuğumuz ezilmesin diyerekten biz de dahil. Hep aman oğlum masa başı iş olsun. İşte kravatlı beyaz yakalı ol diyoruz hepimiz. Bizim gibi tozun toprağın içerisine girmeyi istemiyor şimdiki gençler. Bu kolaya kaçıyor. Ailelerden de dolayı. Otomotiv sanayi sektöründe de ara eleman ihtiyacının çok fazla olduğunu belirten sanayi esnafı, çıraklık için başlayan işçilerin kısa sürede işi bıraktıklarını belirterek gençlerin hazıra ve kolaya alıştığını vurguladı. Okulların 12 yıla çıkması nedeniyle çırak bulamıyoruz. Bayağı bir güçlük çekiyoruz. Kalfa yetiştiremiyoruz. Efendime söyleyeyim hani zor yani bulamıyoruz. Okulların bu 12 yıla çıkması bizi gerçekten çok zora soktu. Suriyeliler var Allah'tan. Onlar bazen onları çalıştırıyoruz. Bazen onlar da dayanmıyor. Çok çabuk pes ediyorlar, fazla sıkıya gelemiyorlar. Hani sanayi işi biraz ağır olduğu için, zor olduğu için kimse de kolay kolay çalışmıyor. Ama şu anda çok zor durumdayız yani, eleman sıkıntısı çekiyoruz. Özellikle de okulların 12 yıl olması nedeniyle.